Merhaba arkadaşlar. Evet, başka bir sınırsız çözüm örneğiyle karşı karşıyayız. Yalnız burada bir önceki örnekten farklı olarak maksimizasyon problemi ile ilgileneceğiz. Bakın, sınırsız çözüm için şöyle bir tanım varmış. Amaç fonksiyonu sonsuz olan bir çözümdür. Eğer uygun çözüm bölgesi sınırsızsa bir veya daha fazla karar değişkeni uygun çözüm olmayı ihlal etmeden süresiz olarak süreksiz olarak artacaktır ve amaç fonksiyonunun değeri keyfi olarak büyütebilecektir. Yani istenildiği kadar büyük hale getirilebilecektir diye söylüyor. Sınırsız bir uygun çözüm alanınız var ve karar değişkenlerden bir tanesi veya iki tanesi sınırsız şekilde büyütülebildiği için amaç fonksiyonunda istenildiği kadar büyük hale getirilebilecek. Bunun için de alttaki örneğe bakıyoruz arkadaşlar. Bu örneğimizde bir maksimizasyon problemiyle karşı karşıyayız. Maksimizasyon z 40x artı 60y öyle ki 2x artı y büyük eşittir 70, x artı y büyük eşittir 40, x artı 3y büyük eşittir 90 ve x ile y'nin negatif olmama koşulu söz konusu. Ne yapacağız? Tabii ki bunları ayrı ayrı ne yapacağız? Çizeceğiz. Koordinat sisteminde arkasından da her birini tek bir koordinat sisteminde göstereceğiz. Şimdi ilk eşitsizliğimizi çözmek istiyorum ama ben ilk önce bu sayfayı ne yapayım? Kareli defter yapayım çok daha rahat çizmek için. Şimdi koordinat sistemimizi çizeceğim. Evet ve 2x artı y eşittir 70'i ne yapacağım? Bu doğru 2x artı y eşittir 70 doğrusunu oluşturacağım. Ondan sonra da 2x artı y büyük eşittir 70 eşitsizliğini çözeceğim. X'e 0 verirsem y kaça eşit olacak? 70'e eşit olacak. Y'ye 0 verirsem x kaç olacak? 35 olacak. Öyleyse burada şuraya 35, buraya 70, 1, 2, 3, 4, şurası 70 olsun. Benzer şekilde burası 35, şurası da 70'e eşit olsun. Burası y ve şurası da x. Bizim x eksenini kestiğimiz nokta 35, y eksenini kestiğimiz nokta 70. Bu iki noktayı birleştirdiğim zaman x artı y 2x artı y eşittir 70 doğrusunu elde ediyorum. Bakın çok da güzel bir şekilde çizdik. Bu doğrumuz hangi doğru? 2x artı y eşittir 70 doğrusu. Pekala 2x artı y büyük eşittir 70 eşitsizliğini ne yapmam lazım? Bulmam lazım. Kontrol noktası olarak orijini alıyorum. X'in yerine 0, y'nin yerine de 0 yazıyorum ve bu eşitsizlik sağlanıyor mu diye kontrol ediyorum. 0 tabii ki 70'ten büyük eşit olmadığına göre bu durumda 2x artı y eşittir 70 doğrusuyla beraber bu doğrunun üstündeki bölgeyi ne yapacağım? Şöyle tarayacağım. Birinci bölgede çalışıyorum. Negatif olmama koşulu olduğu için negatif olmama koşulu olmasaydı tüm düzlemde bu eşitsizliği gösterecektim. Lütfen onlara dikkat edin arkadaşlar. 2x artı y eşittir 70 eşitsizliğini düzlemde gösterdim. Şimdi gelelim x artı y büyük eşittir 40 eşitsizliğini çizmeye. Onun için de gene düzlemimizi oluşturalım. Düzlemimizi çizelim. Çizdik ve x artı y, x artı y eşittir 40 doğrusunu çizeceğim. X'e 0 verirsem y kaça eşit? 40'a eşit. Y'ye 0 verirsem de x kaça eşit? Gene 40'a eşit. Şurası 20, burası 40 olsun. Şurası 20, burası da 40 olsun. Y eksenini ve x eksenini 40'ta kesen bir doğruyla karşı karşıyayız. Öyleyse bu noktaları birleştirelim.
Farklı bir renk seçeyim. Bu iki noktayı birleştireyim. Benim tabi yamuk çizgilerimden ziyade demek düz bir çizgi çizmek için bilgisayarın olanakları kullanmakta fayda var. Ve 2x, pardon 2x'i x artı y, evet x artı silgi alamadık. Arkadaşlar silginizi alamadık. X artı y eşittir 40 doğrusunu çizdik. Bu çizmiş olduğumuz doğru x artı y eşittir 40 doğrusu. Benim istediğim ise x artı y büyük eşittir 40 eşitsizliğinin çözüm kümesi. Gene orijini kontrol noktası olarak alıyorum. X'in yerine 0, y'nin yerine 0 yazıyorum. Bu eşitsizlik sağlayacak mı diye kontrol ediyorum. Tabii ki bu eşitsizlik sağlanmıyor. Doğru değil. Öyleyse orijinin olduğu kısım değil de orijinin olmadığı, yani x artı y büyük eşittir 40 doğru bölgesi ne olacaktır? X artı y eşittir 40 doğrusunun üstü olacaktır. Burada tabii ki bu doğrunun üzerindeki noktalarda bu eşitsizliği sağlayacaktır. Az önceki ifadede de eşitlik söz konusu olduğu için az önceki ifadede de gene doğrunun üzerindeki noktalar ne yapacaktır? Bu eşitsizliği sağlıyor. Eşitlik var. 2x artı y büyük eşittir 70 dediği için, eşitlik olduğu için doğrunun üzerindeki noktalar eşitsizlikleri sağlıyor arkadaşlar. Gelelim 3. eşitsizliğimizi çizmeye. 3. eşitsizliğimizi çizmek için de yine ne yapıyoruz? Bir eksen çiziyoruz. Eksenimizi çizdik. Benim işim kolay. Ben gördüğünüz üzere one nokta rahat rahat çiziyorum. Sizin için tabii biraz daha bunları çizmek işte cetvel metvel gerektirecek. Biraz daha orantılı çalışmanız gerekecek. Bunu da portakal rengiyle çizmek istiyorum. X artı 3y eşittir 90 doğrusunu çizeceğim. X'e 0 verdiğimiz zaman y 30'a eşit ve y'ye 0 verdiğimiz zaman ise x kaça eşit? 90'a eşit arkadaşlar. Şurası 30, 60, 90, 30, 60 ve 90 olsun. X eksenini 90'da kesiyoruz. Y eksenini 30, 60 ve 90 olsun. Y eksenini de nerede kesiyoruz? 30'da kesiyoruz. Ve hemen doğrumuzu da çizelim. Evet, doğrumuzu da çizelim. Çizdik. Bakın bu çizmiş olduğumuz portakal doğru nedir? X artı 3y. X artı 3y eşittir 90 doğrusudur. Eşitsizliğimiz neydi? X artı 3y büyük eşittir 90'dı. Orijin noktasını kontrol noktası olarak alıyorum. X'in yerine 0, y'nin yerine 0 yazdığım zaman eşitsizlik sağlanacak mı diye bakıyorum. 0, 90'dan büyük veya eşit olmadığına göre gene bu doğrunun orijinin olduğu bölgeyi değil, nereyi tarayacağım arkadaşlar? Bu doğrunun x artı 3'e eşittir 90 doğrusunun üst kısmını tarayacağım. Ve aynı zamanda doğrunun üzerindeki noktalarda bu eşitsizliği sağlayacağı için onu da ne yapacağım? Çizeceğim. Negatif olma koşulu olduğu için birinci bölgede çalıştığımı lütfen unutmayın. Ona dikkat edin. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bütün bu eşitsizliklerin hepsini tek bir düzlemde göstereceğiz. Ki ne yapalım? Uygun çözüm bölgemizi bulalım arkadaşlar. Uygun çözüm bölgesini bulmak için hepsini tek bir grafik. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar bütün bu eşitsizliklerin aynı anda sağlandığı uygun çözüm bölgesini ne yaptık? Uygun çözüm bölgesini bulduk. Bakın şu tarılı bölgemize biz uygun çözüm bölgesi diyoruz. Uygun çözüm bölgesinin üstten sınırsız olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Uygun çözüm bölgesi arkadaşlar üstten sınırlı değil. Alttan
sınırlı. Ama üstten sınırlı değil. Yani aslında sınırlı dediğimizde yani hem alttan hem üstten sınırlı olmasa onu bir dairenin içerisine sıkıştırabileceğimiz anlamıyla. Bu bölge alttan sınırlandırılmış. Neydi? Bakın mavi olan bir doğrumuz var. X artı y, x artı 2x artı y eşittir 70 doğrusu. Şurası 2x artı y eşittir 70 doğrusu. Şu pembe olan doğruya bakacak olursak pembe olan doğrumuz ise nedir? X artı 3y eşittir 90 doğrusudur ve kırmızı olan doğrumuz ise hangi doğrudur? Kırmızı olan doğrumuz da bu da x artı y eşittir 40 doğrusudur. Şimdi dikkat ederseniz alttan bölgemiz 2x artı y eşittir 70 ve x artı 3 eşittir 90 doğrularıyla sınırlandırılmış. Tabii x ve y ekseni de var aynı zamanda. Ama üstten sınırlı değil. Yani yukarı doğru, yani kuzeye doğru, kuzey doğuya doğru, doğuya doğru ne yapıyor? Sınırsız şekilde ilerleyebiliyor. Hem x hem de y değişkeni sınırsız şekilde büyüyebiliyor. Böyle bir durum söz konusu olduğunda amacımız da bakın maksimizasyon. Amacımız da maksimizasyon. Şimdi hem x değişkeni hem de y değişkeni istenildiği kadar büyük yapılabildiği için amaç fonksiyonumuz olan maksimizasyon z dediğimizde ne yapılabilir? İstenildiği kadar büyük yapılabilir. Sınırsız şekilde arttırılabilir. Böylelikle biz neyle karşı karşıya kaldık? Sınırsız bir çözümle karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Böylelikle şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bu bölgede hem x hem de y sınırsız şekilde arttığı için hem x hem de y sınırsız şekilde arttığı için arkadaşlar amaç fonksiyonumuzun bir maksimum değeri, bir en büyük değeri yoktur. Çünkü x'i ben keyfi istenildiği kadar büyük yapabilirim. Y'yi istenildiği kadar büyük yapabilirim. Böylece de amaç fonksiyonunu da istediğim kadar büyük yapabilirim. Böyle bir durumda peki ne söz konusu yani ne diyebiliriz? Bu model yanlış kurulmuştur diyebiliriz. Modelde bir problem var. Çünkü gerçek hayatta değişkenlerimizin sınırsız olması mümkün değil arkadaşlar. Bu nedenle problem yanlış kurulmuştur, model yanlış kurulmuştur diye söylüyoruz. Bu arada dikkat ederseniz bölgemizin kesişim noktaları A, B, C, D diye noktalar şurada görmektesiniz. Bunları nasıl bulacağımızı da aslında artık rahatlıkla biliyor, yani yapabiliyor olmamız lazım bunları nasıl bulacağımızı. Zaten A noktası 2x artı y'nin y eksenini kestiği nokta 70. Yani şöyle yazalım A'nın koordinatları 0'a 70 noktasıdır. İşte şurası B noktası, burası C noktası. C noktası da x artı 3 y işte 90 doğrusunun x eksenini kestiği noktadır arkadaşlar. B noktasını nasıl bulacağız derseniz, yani şu anda işimize yaramıyor ama bilmemiz gerektiği için söylüyorum. B noktasının nasıl koordinatlarını bulacağımızı söyleyecek olursak onu da şöyle ifade edelim. İki tane doğrumuz var burada. 2x artı y eşittir 70 doğrusuyla x artı 3y eşittir 90 doğrusu. Bunları taraf tarafa çözeceğim. Mesela bir 2 numaralı denklemi eksi 2 ile çarpacağım ve taraf tarafa toplayacağım. Eksi 5y eşittir eksi 180, eksi 180 artı 70'ten eksi 5y eşittir ne olacaktır? Eksi 110, eksi 110 ve buradan da y kaç çıkar? 22 çıkar. Y'yi bulduktan sonra isterseniz birinci denklemde, isterseniz ikinci denklemde y'in yerine 22 yazarsınız, soruyu çözersiniz. Ben ikinci denklemde mesela koyayım x artı 66 eşittir 90'dan. X buradan kaç çıkar? Tabii ki 24 çıkar. Bu kesişim noktalarını bulmak için hangi doğruların kesiştiğini belirlememiz lazım.
ve kesişen doğruları bulduktan sonra da onların denklemlerini ortak çözmemiz gerekmekte. Burada taraf tarafa yok etme yöntemini kullanarak B noktasının koordinatlarını bulabildik. Gerçi dediğim gibi bu soruda buna ihtiyacımız yoktu. Çünkü maksimizasyon problemi hem x hem de y değişkenleri sınırsız şekilde büyüdükleri için amaç fonksiyonumuzun bir en büyük değeri yoktur diye söylüyoruz. Arkadaşlar bu sınırsız çözüm videosundan sonra başka bir özel durumumuz daha var. O da nedir? Alternatif çözümün olması durumu. Onu inceleyeceğiz grafik çözümlerde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Esenlikler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi tekrar görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Sevgiler.